Karesi deprem esnasında Siirt'ten giden ilk ekibimizin Kahramanmaraş'a yaptığı çalışmalar sonucu Cumhurbaşkanımızın paylaştığı bir fotoğraf karesi. Tabii bizden habersiz şekilde bu. Biz çalışırken çekilmiş bir şekilde Cumhurbaşkanımız da paylaşmış. Arkadaşlarıma teşekkür ederim sizin aldığınızda özverili çalışmalarından dolayı. Şimdi öncelikle ülkemiz bir afetler ülkesi maalesef. En büyük afetimiz de deprem. Dolayısıyla biraz afetlerden ve depremden bahsettikten sonra ilimizde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, personellerimizin ve MEPAP ekibimizin yaptığı çalışmalarla ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum. Önce bir afetin tanımını yapalım. Afet ne zaman, nerede ve nasıl olacağı önceden kesin olarak bilinmeyen, insan için fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini kesinlikle uğratarak veya durdurarak olumsuz etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara biz afet diyoruz. Afet çeşitleri tanımda geçtiği gibi doğal olabiliyor, insan kaynaklı olabiliyor, teknolojik olabiliyor. Bizi en fazla etkileyen afet çeşidi maalesef doğal afetler. Dolayısıyla doğal afet büyük oranda veya tamamen insanların kontrol dışında gerçekleşen can ve mal kaybına neden olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük çaplı olaylardır. Bu afetlerin bazı özellikleri var. Özellikle doğal afetlerin doğal olması, can ve mal kaybına neden olması, çok kısa zamanda meydana gelmesi ve maalesef başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Peki bunlar içerisinde çok önemli bir yere sahip olan deprem nedir? Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılara biz deprem diyoruz. AFAD'ın 2018 yılında güncellemiş olduğu Türkiye'nin deprem haritasını görüyorsunuz ekranda. Gördüğünüz gibi koyuluk arttıkça, yani kırmızılık arttıkça şiddet büyüklük artıyor. Ona göre bakmanızı rica ediyorum. Dolayısıyla ülkemizin her tarafı aslında deprem riskiyle karşı karşıya. Baktığımız biz basınımızın kıymetli temsilcileri. Ülkemiz 6 Şubat 2023 günü merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan olan iki büyük depremle sarsıldı. Depremin yıkıcı etkisi ve şiddeti 11 vilayeti Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa illerinde yıkıcı etkisini gösterdi. İlimizde de hissedildi ve ilimizde hissedilen depremin ilk anından itibaren devlet olarak tüm yaraları sarmak için halkımızla birlikte el ele çalışmaya başladık. Ve şunu ifade etmek isterim ki özellikle ben de o bölgede Elbistan'da depremin merkez üstünde 2 ayı aşkın koordinatör vali olarak görev yaptım. Ve oradaki yaşanan her türlü sahneye şahitlik ettik. Özellikle deprem sonrası ortaya konulan yardımlaşma ve gayret hakikaten millet olarak, bu milletin bir evladı olarak iyi ki bu milletin evladıyım, iyi ki bu devletin kamu görevlisiyim dedirten cinstendir. Rabbim bir daha böyle acı günleri yaşatmasın. Ama milletimizin de devletimizin de birliğini, beraberliğini kavi eylesin, daim eylesin inşallah. Siirt Valiliği riyasetinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de depremin ilk saatlerinden itibaren 155 personelle deprem sahasında arama kurtarma, insani yardım, eğitim destek ekipleriyle birlikte aktif olarak yer almıştır. Adıyaman ilinde kurduğumuz tam teşekküllü bir mutfak, depremzede vatandaşlarımızın açık, sıcak yemek hizmetini sağlamıştır.
Eğitim destek ekiplerimiz Malatya, Kahramanmaraş, Hatay illerinde öğrencilerin eğitim öğretimden uzak kalmamaları amacıyla görev almıştır. 6 Şubat günü öncesinde ben Bilecik'te Bilecik Valisi olarak görev yaptığım esnada belki sizler de hatırlarsınız, geçtiğimiz yıl tam da böyle sömestr tatilinin, ara tatilinin son günleriydi. Hava birden çok soğumuştu tüm yurt sathında. Bazı bölgelerde çok ciddi kar yağışları vardı. Her kar yağışında olduğu gibi biz valilerin sosyal medya hesapları öğrencilerimiz tarafından kar tatili umuduyla yoklanır. O günlerde Bilecik'te de ve diğer illerde de kar tatili umuduyla birkaç gün daha tatilin uzayıp uzamayacağı merak ediliyordu. Tam da o gün, işte okulların açılacağı gün depremle sabah uyandık. Ve ne acıdır ki deprem bölgesinde bu 11 vilayetimizde okullarımız depremin bu yıkıcı etkisinin ortaya çıkardığı neticeyle belirsiz bir süre açılmamak üzere kapandı. Birçok öğretmenimiz, öğrencilerimiz bu depremde maalesef hayatını kaybetti. Rabbim onlara mekanlarını cennet eylesin inşallah. Ve ben deprem bölgesinde kendi öğrencilik hayatım da dahil olmak üzere hiçbir zaman öğrencilerin okullar açıldığında duyduğu sevinci deprem bölgesinde 23 Nisan günü Elbistan'da okullar açıldığında o öğrencilerin duyduğu sevinç kadar olduğunu görmedim. Okula gitmenin ne kadar büyük bir hayat kaynağı olduğunu orada öğrencilerimiz bize hem sözleriyle hem de davranışlarıyla bize çok net bir şekilde ifade ettiler. O sebeple bizler bugün burada bu eğitim yuvalarında eğitim hayatımıza devam ederken okullarımızın birer hayat kaynağı olduğunu da unutmamalıyız. Arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin, ailemizin, milletimizin, devletimizin, huzurumuzun, sağlığımızın kıymetini çok iyi bilmeliyiz diye düşünüyorum. Merkez Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan ekmek fabrikasında üretilen 102 bin adet ekmek deprem bölgesine gönderilmiştir dilimizde. Ayrıca Hatay yerine bir anaokulu ve temel eğitim sınıfı kazandı. Asrın felaketi olan depremin olumsuz etkileri ilimizde hissedilmiş. Geceyi dışarıda geçiren hemşehrilerimizin günlük kumanya ihtiyaçları da yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kapasitesiyle karşılanmıştır. Asrın felaketi devletimiz ve milletimizin el ele vermesiyle asrın birlikteliğine dönüşmüş. Deprem sonrasında ilimizde 1009 aile misafir edilmiş, 750 aileye psikososyal destek verilmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından döşenen 13 ev depremzede ailelerimize teslim edilmiştir. İlimizde 592 depremzede öğrenci misafir edilmiş, tüm misafir öğrencilerimize rehberlik edilmiştir. 586 öğrencimize de her türlü ders, araç, gereç kaynağı teslim edilmiştir. Depremin ilk saatlerinden itibaren ilimizde görev yapan 30 MEP arama kurtarma birim üyesi sahada aktif olarak görev almıştır. 6 Şubat 2023 tarihinde 30 kişilik bir ekibe sahip olan AKOP bünyesinde şu anda 58 kişiden oluşan İki ekip bulunmaktadır. 2024 eğitimleri başlamış olup sene sonuna kadar 250 üye ve 8 ekibin kurulması hedeflenmektedir. İlimiz eğitim kurumlarında deprem çalışmaları kapsamında deprem öncesinde başlayan
ve hali hazırda devam etmekte olan yık, yap, güçlendirme çalışmaları kapsamında 20 okul binamız yıkılmış ve yenileri yapılmıştır. 3 pansiyon binamız boşaltılmıştır. Yıkılıp inşaat devam eden 6 okul, yıkım işleri devam eden 6 okul, güçlendirme yapılan 2 okul ve yatırım programına alınan 1 okulumuz bulunmaktadır. Okullarımızın sağlam, güvenilir olması bizim vazgeçilmezlerimizdendir. Az önce konuşmacı arkadaşımızın da ifade ettiği gibi deprem bölgesinde sağlam okullar, sağlam kamu binaları bizim için kamu hizmetlerinin koordinasyonunda, vatandaşların sığınmasında çok önemli hizmet noktaları oldu. Ve özellikle Elbistan üzerinde söyleyeyim, hiçbir okulumuzun o depremden yıkılmadan, 3 tane okul haricinde hiçbir okulumuzun hasar bile görmeden depremi, iki büyük depremi, depremin merkez üstünde geçirmiş olması gerçekten düşündürücü ve bizim özellikle kentsel dönüşüm gibi kendi özel binalarımızda, kendi özel müteahhitlerin yapmış olduğu konut inşaatlarında teknikten, bilimden ve usule uygun yapım hususlarından uzaklaşılmaması konusunda çok önemli bir ders niteliğindedir. Ve biz de ilimizde okullarımızın depreme karşı dirençli, sağlam ve güvenilir yapılar olması konusundaki çalışmalarımız süratle devam etmekte. Eksiğimiz varsa hızlı bir şekilde tamamlama konusunda azimle çalışmalarımız devam etmektedir. Böyle acıların ülkemizde, dünyada bir daha yaşanmamasının temenni ediyorum. Depremlerde hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim böyle afetlerden ülkemizi, sizleri, bizleri, hepimizi korumasını diliyor. Selamlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Şubat depreminde vefat eden vatandaşlarımız için İmam Hatip okullarımızda 25 hatim indirilmiş olup duasını okumak üzere il müftümüz Sayın Şakir Pinal'i sahneye davet ediyorum. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم بدركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Ey bizi yoktan var eden, varlığından ve birliğinden haberdar eden, bize şah damarımızdan daha yakın bulunan, ebediyen yolumuzu aydınlatacak olan Kur'an'ı bize gönderen, yeryüzünü şereflendiren peygamberleri onları açıklamak üzere bizlere gönderen Yüce Rabbim, şu anda ümitle dolu olarak rahmetine sığındık, Yüce Divanına durduk, lütfuna yöneldik. Bizi yüksek huzurundan boş çevirme ya Rab. Ya İlahel Alemin, kardeşlerimiz tarafından okunan hatmi şerifler var. Yaşamış olduğumuz 6 Şubat depremi çok ağır bir imtihan. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'ın hatimlerinden hasıl olan sevabı evvelen bizzat Fahri Kainat, Hazreti Muhammed Mustafa
sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, pak ruh-i şeriflerini hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rab. Ya ilahel alemin, yeryüzüne göndermiş olduğun, dünyamızı şereflendiren kutlu nebilerinin ruhlarını hediye ediyoruz. Hissedar eyle ya Rab. Ya ilahel alemin, sahabe-i kiramın, evliyanın, enbiyanın, ulemanın, şühedanın ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rab. Ya ilahel alemin, hasseten vesilesiyle toplanmış olduğumuz, depremde kaybetmiş olduğumuz kardeşlerimiz var. Her birerleri, kimisi evladına sarılmış, göçük altında kalmış, kimisi kundakta göçük altında hayatını kaybetmiş. Kardeşler birbirlerine sarılmış, gençler anne babalarını kaybetmiş, babalar, anneler yüreklerini, yakınlarını kaybetmekle yanan, çok ağır, böyle büyük bir musibete maruz kalan kardeşlerimiz var. Ya Rabbi, onlardan ahirete göçenlerin ruhlarına ithafen, Kur'an-ı Azimüşşan'ın hasıl olan sevaplarını onlara gönderiyoruz, haberdar eyle ya Rab. Kur'an'ı onlara şefaatçi eyle ya Rab. Kur'an'ı onlara ve bizlere kabirde nur, sıratta nur, cehenneme karşı sur eyle ya Rab. Bu dünyada kalanlarımıza Kur'an'ı rehber eyle, önder eyle. İlahi ya Rabbel Alemin, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına sabırlar diliyoruz. En güzel şekilde sabretmelerini nasip eyle ya Rab. Kur'an-ı Kerim'de biz kulları mutlaka bir şey... Gece çalışmalar deprem bölgesinde devam ediyor. Kadri Hocam,